Güzel bir banka bulalım. Ne dersin? Ha, sen ne anlarsın? Patron benim ya. Ne oluyorsun viski? Anlaşıldı. Ben de yalnız giderim. Payını vereceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun. Şey mi dedin? Ama unutma, patron ben. Ya! Cactus Jack played wet in the shade, pondering his evil scheme. He's a well-known bad guy, ready to try whatever it takes to live up to his name. No one is safe from the villain. He totes a dangerous gun. At robbing and stealing and just plain dirty dealing, Cactus Jack Slade gets it done. Bin arkada bekliyor. Kim o? Kapıya. Sen şef değilsin. Kandırdım. Bir, kapıyı kapat. İki, kasayı aç. Üç, yere yat. İki numarayı unuttun. Yok, unutmadım. İnanın benim elimden bir şey gelmez. Kasayı aç. Geceleri kasa kilitlidir. Şifreyi sadece White Simpson bilir. Ben basit bir memurum. At robbing and stealing and just plain dirty dealing, Cactus Jack Slade gets it done.
Müsaadenle. Ateşin var mı? Puro ister misin? Hayır, sigara kullanmam. Ha? Galiba bir yanlışlık yaptık. Şerif geliyor, Şerif. Gel teyzeciğim, karşıya geçmene yardım edeyim. Ne yapıyorsunuz? Dikkat etseniz ya! Buradan sağ çıkamayacağız. Ne yapıyorsunuz? Ezilecektim. Görmüyor musunuz? Biraz dikkat edin. Ne korkunç bir şey. Gördün mü? İşte başardık teyzeciğim. Bak, sağ salim geldik. Birincisi teyzen değilim. İkincisi ellerini üstümden çek, sersem. Üstelik karşıya da geçmek falan istemiyordum aptal. Affedersin teyze. Çağır mı? Treni kaçıracaksın. Bak, dediklerimi sakın unutma. Şu Simpson var ya, fırsat fırsat kokusunu aldığı her şeyi çalar. Dinliyor musun beni? Evet baba. Ernie, kızın mı gidiyor? Evet. Bak kızım, maden gümüşle dolu ama işletilmezse hiçbir işe yaramaz. Onun için paramı geri almam gerekiyor. Anlıyorsun değil mi? O hırsız Simpson'a çok dikkat edeceksin. Hiç bunu aklından çıkarma. Evet baba. Snake, sende bir bilet. Snake sende. Vereyim. İş seyahatine mi gidiyorsun yoksa gezmeye mi? Seni ilgilendirmez, bileti ver. İşte biletin. Al bakalım. Sakın kaybedeyim deme. Snake sende birine haber gönderdim, seni koruyacak. Gözünü dört aç. Beni merak etme baba. Charmy, seni merak ettiğim yok. Paramı merak ediyorum ben. Alır almaz hemen eve getireceksin. Yabancılara da dikkat et. Anlaşıldı mı? Dediklerimi aklından çıkarma. Evet baba. Affedersiniz. Evet. Ben yakışıklı yabancı. Adım bu. Bana telgraf varmış. Ben de Tony. Ne güzel isim bu böyle. Telgrafım nerede? Evet. Doğru, yazmayı unutmuşum. Biliyorsunuz şu patlama şu bankada. Durun galiba hatırlıyorum. Neymiş? Bir adam yollamış, adı da Ernie Jones. Diyorlar ki kızı bugün şehre geliyormuş. Dönüşte bankada işi varmış. Siz de ona dönüşte refakat edecekmişsiniz. Bir de
Bir de ona olan borcunuzdan söz etti. Bu doğru. Bir defasında hayatımı kurtardı. İstediğini yapacağım. Bayan Jones ne zaman gelir? Bayan Jones akşam treniyle gelecek. Öyleyse bir şeyler atıştıracak vakit var. Elbette şuradaki Broken Spoke. Broken Spoke barın adı mı? Doğru. Burası telgraf merkezi. Telgraf çekecekseniz buraya gelirsiniz. Şehirdeki tek merkezdir bu. Yemek yiyecekseniz Broken Spoke'a gideceksiniz. Çünkü sağ ol. Bir şey değil. Hayır, olamaz. İnanılacak gibi değil. Hayır. Ben geçerim. Geçerim. Arkadan karşıya geçerken arabayı. Hep söyle. Moruklar sokağa çıkmamalı. Zavallı. İşte o. O sert herif. Beni karşıdan karşıya geçiren herif o. Göstereceğim ben sana. Tutmayın beni. Kafanı dağıtacağım senin. Geberteceğim seni. Aptal. Berzel. Kim dedi beni karşıya geçirmeye sana? Bırak beni. Bırak. Göstereceğim sana. Buyur Simpson. Kutukluyu görecektim. Olur efendim. Yolu biliyorum. Yağcı. Kaktüs Jack. Sen de kimsin? Avery Simpson. Havaya uçurduğum bankanın sahibiyim. Evet. Fazla dinamit kullanmışım. Bankayı uçurman umurumda değil. Ne? Kasayı açmayı başarsaydın da önemli değildi. Çünkü içinde para yoktu. Bankalara güvenmem ben. Bunlar umurumda değil. Neden? Umurumda değil çünkü belki seninle iyi bir iş yapabiliriz. Eğer anlaşabilirsek buradan elini sallayarak çıkabilirsin. Ayrıca sana yarın $1000 nakit veririm. Eğer anlaşamazsak Şerif seni Broken Spoke'un balkonundan sallandıracak. Bu gece. Bilemiyorum. Evet. Dur bir dakika, düşünmeliyim. Anlaştık. Güzel. Bir zamanlar bankam çok zengindi. Herkes parasını bana yatırırdı. Şimdi işler değişti. Anladın mı? Evet. Şimdi birisi parasını bankaya yatırmıştı. Ama faizi düşük tuttuğum için hepsini çekecekmiş. Tamam mı? Evet. Kızını yollamış parayı götürsün diye. Buna da izin veremem. Anlarsın ya. Banka çok sarsılır. Hepsini anladın değil mi? Ne diyorsun şimdi? Ben değil de sen söyle bakalım. Benim avansım ne olacak? Şimdilik $20. Paramı getirdiğinde 500'ü alacaksın. 500 mü? Sen bana $1000'dan söz etmiştin. Yanılmıyorsam asılmaktan da söz etmiştim. $500. Viski, sözümü dinlersen zengin oluruz. Çok zengin. Yeah. (Gülüyor)
Viski. Sen değil salak. Çık dışarı. Şişeyi ver. Bu sağ yumruğum. Bu da sol kroşe. Bu da kalastı. Bay yakışıklı. Akşam treni geliyor. Düdüğünü duydum. Bence çok yakında. Yok canım, daha vakit vardır herhalde. Önce yemeğimi bitireyim. Beni dinlerseniz gidin. Çünkü bana kalırsa birazdan ne? Gara girer. Öyle mi? Gideyim öyleyse. There's no one in this heart that loves as good as you. Charming, charming, don't forget what you were sent to do. Charming, charming. Ay, affedersiniz, bir dakika bakabilir misiniz? Acaba bana yardım edebilir misiniz lütfen? Sağ olun. Affedersiniz bayan, trendeki tek hanım siz miydiniz? Öyle galiba. Öyleyse Charmy olmalısınız. Evet öyle. Ta kendisi. İzninizle. Yani Charmy Jones. Evet. Öğrenin kızı. Evet. Ben babanızın dostuyum. Sizi korumamı istedi. Ben yakışıklı yabancıyım. Belli oluyor. Size yardım edeyim. Oh, vay vay vay. Gidelim mi? Hadi. Hadi. Yakışıklı yabancı, güzel bir takma. Nereden geliyor bu? Bu benim gerçek ismim. Sahi mi? Evet, babam koymuş bu adı. İlginç bir adammış doğrusu. Bilmiyorum, onu hiç tanımadım. Babamı nereden tanırsın? Daha önce senden bahsettiğini hiç duymamıştım. Denver'dan. Hayatımı kurtarmıştı, cehennem gibiydi. Az daha linç edeceklerdi beni. Oh, ne kötü. Neden yapacaklardı bunu? Bilmiyorum. Söylediğim gibi yıllar önce Denver'deydi. Birden şehrin ana caddesinde deli gibi koşan atları gördüm. Oh, ne korkunç. Ben de bunun tehlikeli olduğunu düşündüm. Bunun üzerine atıma atladım ve peşlerine düştüm. Caddede koşturuyordum. Atların nalları her şeyi ezip geçiyordu. Onlar hızlandıkça ben de peşlerini bırakmıyordum.
Etraftaki kadınlar, yaşlılar, çocuklar kaçışıyorlardı. Çok tehlikeliydi. Halkı kurtarmak için bir şeyler yapmalıydım. Evet, bir şeyler yapmalıydım. Yani onları durdurmak için hayatını tehlikeye mi attın? Evet, yani bence doğru olanı yapmaya çalıştım. Oh, ne harika! Böylece onlara yetiştim, atladım ve sonunda onları durdurmayı başardım. Ne yaptığını sanıyorsun sen sersem? Merak etme, durdurdum onları. Hemen indirin şunu oradan, hadi. Seni sersem herif! Şimdi nasıl geçineceğim ben? Şehirdeki tek genele bu! Affedersiniz bayan, genel ev ne demek? İşte böyle oldu. Yaptığın çok cesur ve asil bir davranış. İnanılmaz bir erkeksin. Ama az daha ölebilirdin. Ne korkunç, ölebilirdin az daha. Başımız dertte. Ne? Kız kendini koruyacak birini bulmuş bile. Benim için sorun değil ama sen parayı alırken zorlanacaksın. Bak, bana sorarsan... Başaracağın şüpheli. Ama bu senin sorunun. Başaramayacağım bir şey yoktur benim. Şu eşsiz banka soygununu saymazsak tabii. Başka konularda daha uzman sayılırım ben. Sen parayı almaya bak. Ağlarım dedim. Geri getirmeye de bak. Bana bakın, ben şerefsiz biri değilim. Ben de kimseye güvenecek adam değilim. Tamam mı? Kasaya çok dikkat et evlat. Babanı da selam söyleyin küçük hanım. Babamın parasını çarçur etmemek için iki ayrı oda yerine bir oda mı tutsaydık acaba? Yok, gerek yok, merak etme. Ben kendiminkini öderim. Stranger was a proud man who paid the debt she owed.
And it was his time to pay the debt he owed some long ago. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your steel blue eyes and pearl-handled gun, there ain't an outlaw anywhere you fear. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. Şu çantalara bir göz atayım, tutar mısınız? Çok sürer mi? Yok, şimdi gelirim. Ne yapıyorsun orada? Çantaları yerleştiriyorum. Hadi. Ne oluyorsun? Hadi, beni kaldıracaksın yukarı. Çok mu zordu? Viski, bugün çok zengin olacağız. Bir, adamın karşısına geçip onu durduracağım. İki, ateş edeceğim. Üç, parayı çalıp toz olacağım. Ahmak bankacı da avucunu yalasın. Ben hallederim. Bir şey duymadım. Çok garip. Ben duydum. Burada mıydı? Bankerin neden izlenmesini istediği anlaşıldı. Aptalın teki bu. Yapmamıştım. Çok heyecanlı. Bence çok iyiydiniz. Oh, sağ ol. Siz sağ olun. Ah, oh, benim için bir zevkti. Şuna bakın. Ne var? Görmediniz mi? Yol tabelasını yere atmışlar. Ya, öyle mi? Ha 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 ha
Değil mi? Haklısınız bayan. Ya bize saldırırlarsa, yolumuzu keserlerse? Duyduğuma göre çok kötü şeyler oluyormuş. Konuşmayı sevmiyorsun. Ama konuşsak iyi olur. Sence de öyle değil mi? Aksi takdirde yolculuk çok sıkıcı oluyor, değil mi? Ne konuşmak istersiniz? Oh, ne olursa. İlginç olsun da. Silahımı görmek ister misiniz? Böylesini hiç görmüş müydünüz? Diğerlerinden farkı ne? Evet, başkalarından farkı yok gibi ama değil. Çok özel. Öyle mi? Peki anlat öyleyse, merak ettim. Ha, bu 7 atış yapan bir 6 patlar. Ya? Özel imalattır kendisi. Neden? Neden mi? Evet, neden? Bilmiyorum. Bunu bana daha önce kimse sormadı. Ne kötü. Şu ilahilere bayılıyorum. Selam yabancı, yakışıklı bir yabancısın. Taşıdığın silahlar acımasız biri olduğunu gösteriyor. Acımasızlık günahtır. Ama kurtuluş için geç değildir. Oo, gökyüzü karardı. Yakında mutlaka yağmur yağacaktır. Melekler ruhun içine alıyorlar. Bırak onların gözyaşları kalbini temizlesinler. Kurtuluş için asla geç değildir. Sahi mi? Sen toprağın tuzu, yaşamın ışığı olabilirsin. Ama içkiyi bırakmalısın. Ben içmem ki. Hiç mi içmezsin? Asla. Ya kumar? Asla. Peki ya kadınlar? Ulu Tanrım, yeşeren tüm bitkilerin huzurunda şu günahkarın ruhu arınsın. Tanrım yakarışımı duy. Şimdi silahlarını uzat bakayım. Güzel. Unutma ki tek kurtuluşun silahı boşaltıp seni korkudan kurtarmak. Şimdi bunu boşaltalım bakalım. Görüyorsun ki silah boşaldı. Bir dakika, size bir şey söyleyeceğim. Sakin ol. Bu silah kuşkusuz hala dolu. Öyle. Şimdi bu silahı sana doğrultsam ne çıkar? Seni korkutmaz ki. Yapmayın. Keşke hemen gitmeseydi.
Bana yardım edebilirdi sanki. Bana da. Demek 7 kez ateş edebiliyormuş. Ya. Riski. Neredeydin? Rusludur. Riski. Şu parayı alınca kendimize güzel bir yer ediniriz. Senin için de dişi atlar alırız. He? Hoşuna gitti değil mi? Belki bana da birkaç dişi buluruz. He? Çekil şimdi. Biraz çalışmalıyım. Çekil dedim. Evet, nerede kalmıştık? İşte oldu. Şimdi görelim sizi. Bakalım ne yapacaksınız? Burası hoşuma gitti. Geceyi burada geçirelim. Tabii olur. Ben atlara bir bakayım, tamam mı? Hı hı. Some stranger by her side.
Bir sorun mu var? Kuzey neresi biliyor musun? Neden? Çünkü burada kalacaksak arabanın önü kutup yıldızı yönüne bakmalı ki sabah ne tarafa gideceğimizi bilelim. Aa, sahi mi? İzcilik dergisinde okumuştum. Bak ne diyeceğim. Eğer nehri geçip sola dönersek ve bugün geldiğimiz yola devam edersek yolumuzu bulabiliriz. Haklısınız. Biliyor musun, galiba ben yıkanacağım. Öyleyse ateş için odun toplayayım. Sırtımı yıkamak ister misin? Hı? Ben gidip odun getireyim daha iyi. Anlamıştım. Böyle diyeceğini biliyordum. Yakışıklı? Yakışıklı sen misin? Keşke karılarımızı yanımıza alsaydık. Bu iş çok uzun süreceğe benziyor. Benim böyle bir sorunum yok. Elim sağ olsun. Bayan Charmy, şurada yatıp size bakarken adınızın güzelliğini düşünüyordum. Yani size çok yakışıyor. Anlamı ne isminizin? Şirin demek. Doğacağım zaman babamın söylediği ilk söz buymuş. Annem demiş ki Erni, galiba hamileyim. Babam da demiş ki çok şirin, çok charmi. Babanız hoş adam doğrusu. Sevgilin var mı? Hiç olmadı mı? Sanmıyorum bayan charmi. Hayır. Ama olabilir. Sanırım gece soğuk olacak. Ben gidip biraz daha odun toplasam. Şuna bak. Saygısız. Bencil. Bencil yaratık seni. Evet. Kendini ne sanıyorsun sen? Şuraya bak, bir de utanmadan gülüyor.
Beni duymuyor musun? Peki öyleyse neyin var senin? Şşt dostum, şuraya bak. Ne güzel değil mi? Oraya değil be, buraya bakacaksın. İşte orada. Evet, ta kendisi. Çok yakışıklı sayılır. Evet, güzel at. Çok güzel. Senin için Mary. Yürürsenize be! Yakalayacağım bay yakışıklı yabancı. Bekle görürsün bay yakışıklı yabancı. Yakalayacaktın ha? Yakalayacakmış. Beceriksiz herif. Viski! Viski! Bu yaşın kadar beceriksiz herif görmedim. Ne kahretsin. Sana işaret veririm. Hadi. Yine bir aksilik oldu. Öyle olacaktı. Çarpacaktı. Ay Allah kahretsin. Tünel girişi yapma. (Gülüyor)
Bu ne akıl derler. He's a well-known bad guy, ready to try whatever it takes to live up to his name. No one is safe from the villain. He tote a dangerous gun at robbing and stealing and just plain dirty deal. Cactus Jack Clay gets his gun. Olur şey değil. Close all the stores, lock all the doors. Cactus Jack Clay has şimdi seyret. Kimlerini görecekler? Hadi. Geri git. Close all the stores, lock all the doors. Cactus Jack Clay has arrived. Olduğun yerde kal. Böyle gergin kalsın. Waits in the shade, pondering his evil scheme. He's a well-known bad guy, ready to try whatever it takes to live up to his name. No one is safe from the villain. He totes a dangerous gun. Geri git! Geri git dedim! Beni seyretmenin sırası mı sersem? Tehlikeli bölgeye girdik. Burası Kızılderili Krallığı. Kızılderili bölgesi. Öyle mi? Hı hı. Ha. Eski, bu kitap midemi bulandırıyor. Jesse James'miş. Soygunmuş. Biledik gitmiş. Kimseye ihtiyacım yok. Bundan böyle kendi yöntemimi uygulayacağım. Cactus Jack geliyor. Thank you.
Neden? Eski düşman hızlı Jack gelmek var Navazalka. Kaktüs Jack. Adım Kaktüs Jack şef. Tamam anlamak ben. Gördüm geldim açık konuşmak için. Dil açık olabilir. Ama yok ağız açık. Dişler görünüyor. Ben istemek ulu başkandan yardım. Ben kaybetmek kalbimi bir kıza. Ellerini kullanmadan konuşamaz mısın? Tabii. Şu adam onun yanında çam yarması gibi bir herif. Nasıl yardım edebilir bu yorgun yaşlı kul sana? Bak başkan, eğer biz birleşecek olursak onun hakkından gelebiliriz diye düşünmüştüm. Onu ancak böyle alt edebilirim. Yani o adamdan tek istediğin kadın mı şimdi? Sadece o mu? Sadece o. Ve arabayı. Kız o kıyafetle ata binemez. Adama kendi atımı veririm. Onu zorda bırakmak istemem. Ya demek bu atı vereceksin ha, bu atı vereceksin. Peki payı nedir Navazalk'ın? Kafa derisi. Kafa derisi mi? Şaka ediyorsun herhalde. Kafa yüzen John. Kaktüs Jack. Kaktüs Jack şef. Pekala. Kafa derisi. Sakın dalga geçeyim deme. Anlaşıldı mı? Kadını da paylaşırız. Beyaz kadın delidir. Onlarla baş etmek zordur. Evet biliyorum. Ama dur. Söylesene bana, siz kızıl deriler ne yaparsınız beyaz kadın yakalayınca? Navazalk bilmiyor. Çılgın beyaz kadın bir şey yapmadan daha vururlar kendilerini. Hepsi. Yalnız biri hariç. O da vurdu ama Navazalk'ı. Ama o bir cadıydı. Evet. Bir cadıydı. Evet hatırladım. Şimdi söyle. Yardım edecek misin? Madem ki beyaz kadını sen alacaksın Kaktüs, istediğin olsun. Yardım edeceğiz sana. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Sağ ol şef. Sana da ne oluyor? Neyin var senin? Oo, seni vereceğime inanmadın ya. Huysuz. Sadece şakaydı. Kampta görüşürüz. Adam paranın peşinde hala. Ona yardım edersen sen de hırsız olursun. Bankere verdiğin sözü hatırla. Yoksa tutmayacak mısın? Beyaz adam ne olacak? Boş ver beyaz adamı. Oh, my God.
biliyor musun? Çok ürkütücü. Merak etme. Gün ağarmadan saldırmazlar. Sahi mi? Oh. Teşekkür ederim. Bak şef, o kızılderileri 50 yıl geriye götürün. Hangisi daha kötü bilmem. O mu yoksa lanet olası tam mı? İşte bu saldırma planımız. Şuradakiler senin adamların, tamam mı? Tamam şef. İyi incele. Bak yakışıklı. Bu son gecemiz. Öyle. Hı hı. Yarın bu vakitlerde emin bir şekilde babanın yanında olacaksın. Hı-hı. Biliyor musun uykum yok ya senin? Yo, daha benim de gelmedi uykum. Oh, iyi, iyi. Ne düşünüyorsun? Buldum. Ne? Sana bir Texas fıkrası anlatayım. Ben odun toplamaya gitsem iyi olur. Gün ağarınca saldırırız. Peki neden şimdi saldırmıyoruz? Daha kolay olur. Bir kızılderili asla gece savaşmaz. Peki neden? Çünkü geceleri meşgul olurlar. Şu lanet olası tamtamlarla. İşte oradalar. Ya! Ne bekliyorsunuz? Güneş daha doğmadı. Saat 6:30-7 saniye geçince başlayacağız. Şef. Adamlarına söyle mahalli saate göre başlasınlar. Adamlarım güneş doğmadan ata binmezler. Ne aksilik. Dikkat! Ata binmeye hazır ol! Hazır ol! Binmeye hazır ol! Ata bin! Ata bin! İleri! Tabur derhal toplansın. Herkes ikinci saldırıya hazırlansın. Hadi saldırıya hazır. Kapa çeneni. Şef. Yardımına teşekkürler ama böyle olmayacak. Benim sözüm sözdür. Hey, bana baksana. Ayakta kalan var mı? Evet, iki. Güzel. Ata binin! Ata binin! Dördümüz devam ederiz. Hiç merak etme Cesur Jack. Emin ellerdesin, emin. Yok, hayır. Kaktüs Jack. Kaktüs Jack şef. Bırak, ben işimi kendim görürüm. Whisky! Atımı gören oldu mu? Şu tarafa kaçtı. Whisky! Whisky! Çabuk yakışıklı! Daha çabuk! Hadi! Yaklaşıyorlar! Çabuk ol! Yeah! Yeah!
kovun şu katlar! Ya! Ya! Biz gelir asıl yakışıklı! Hadi aslanlarım, daha hızlı! Hadi! Ya! Hey! Başaracaksın! Daha çabuk! Hadi dizginleri asıl! Hey! Yaklaşıyorlar! Ya. Çabuk ol! Biliyorum. Niye delirdiklerini anlayamıyorum. Ah! Sana söyleyemem, anlamazsın çünkü. Ama belki de şey yani senin içindir. Senin için. Sahi mi? Atlar sağır oldu galiba. Galiba biraz hızlanmalısın yakışıklı. Bak, yaklaşıyorlar. Daha hızlı olmaz. Atlar zaten yorgun. Neyse, birazdan kurtuluruz. Anlamadım bayağı. Sınıra geldik. Bak, işte orası. Geri dön! Kendi bölgene! Çok yaklaştık ama şef! Yaklaşmak yetmiyor! Evet dostlar! Kampa geri dönüyoruz! Hoşça kal şef! Belki bir daha sefere! Ben de bugün için giyinmiştim. Yazık. Şu tutkalı bir dekelim, sonunu görelim. Thank you.
siz yürü. Özür dilerim bayan. Evin içinde böyle barut bulundurmak tehlikeli değil mi? Öyle mi? Umrumdu sanki. Ah. Elimizdeler. Yardımın gerekmez. Whiskey, senin yaptığın eşek şakası derler. Söylesen de olurdu. Bir adım atarsanız mıhlarım sizi.
Hiç kimse kaktüs çekten daha hızlı silah çekemez. Doğru biraz. Dediğini duydum. Bekle. Evet. Açık söyle, niyetin nedir? Adaleti yerine getirmek. Ya seni? Beynini dağıtmak, parayı çalmak. Ve? Ve seni elde etmek. Yakışıklı, sen kaybettin. Adın neyse kovboy, sen kazandın. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. He's ornery and mean, a snake with a scheme. Mr. Unclean, big as life. One of a kind with a wit and a mind, as sharp as the back of a knife. He's Cactus Jack Slade, a mistake nature made, a trick fate has played on herself. He may insult your ladies, frighten your babies, and end up shooting himself. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. Yeah, you might ought to know, he's not just a show, and when you go, understand. The West that was won, with guts and with guns, could still be lost by one man. Cactus Jack Slade, an egg nature laid, a blunder she made running wild. His plots and his schemes fall apart at the seams, but he won't quit, it don't fit his style. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. The tale has been spun, the damage is done, and I have run out of rhyme. But this ain't the end, I thought your friend, we'll see you again in time. He's Cactus Jack Slade, mistake nature made, a trick fate has played on the world. It's hard to digest as the sun sinks in the west, and the villain rides off with the girl. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down.